Murat! Hadi Murat. Bitireceksin. Murat gitsin. Hadi başla Murat. Murat'cığım gideyim mi abi yerine? Kardeşim. Kazan. Mübarek olsun. Şaka. Cansın canım. Git güzel işlerine hallet kendine bile. Hadi Murat abi güzel adamlarına gitti. Gidip de... Allah abi sen bunu. Gidip de gelmemek... Allah abi sen bunu. Ne haber? Valla tahmin ettim. Nasılsın? İyiyim. Gel otur. Nasılsın? İyiyim. Aslında niyetim Duygu Hanım'ı çağırmaktı. Aynen. Ama... Aynen, şimdi bilmiyorum neler yaşandı. Ha, onları bana anlat. Bileyim çünkü ona göre bir hazırlıklı olayım. Yani kendisiyle de konuşacağım. Evet. Ama tabii ki evin içerisinde neler yaşanıyor hiç bilmiyorum. Ya var ya onlar sen çağırırsın diye bekliyorlar. Şu an ikisi de öyle kalacak ki çok merak ediyorum ne yapacaklar. Ama öyle. Öyle gerçekten durmaları gerekiyor bence. Çünkü bir sakin olmaları lazım. Ay neler oluyor biliyor musun? Sabahtan beri birbirlerini yiyorlar. Eyvallah. Sabahtan beri işte Murat böyle yaptı. Bir dayanışma yapıyorlar, kadın dayanışması. İki dakika sonra birbirlerini yemeye başlıyorlar. Görmen önce bana karşı yani birleşiyorlar, sonra aynen birbirlerine giriyorlar. Aynen. Ondan sonra yani peki senin duyguların nedir? Yani mehtap mı yoksa? Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Zaten mehtapla ilgili de bütün herkese açıklamayı yaptım. Yani ben tanımaya gitmedim. Ben buraya Duygu Hanım gittikten sonra hem Demet Hanım'ı, sonrasında da Melek'i çağırdım. Evet. İçlerinde en küçüktü Melek, içinizde. Hem tanımak için hem de yok çünkü kimi çağıracağım. Evet, sonrasında Seda Hanım bana söyleyince Mehtap seni tanımak istiyor. Ben elenmedim. Elenmediğim için de buradaydım. Ve dolayısıyla da izin verdim, tanıyabilir dedim ve ben şunu yaşatmak istedim. Orada hiçbiriniz için, yani hanginize böyle bir eleştiri getirilirse ben onun karşısındayım. Kesinlikle çocuğu var, bir anne, onun aslında içinde iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ben bu dokunuşu yaptım, ortaya çıkarmaya çalıştım. Ama tabii ki bu nasıl anlaşıldı, Mehtap tarafından nasıl anlaşıldı bilmiyorum. Ama ben bunu başardım. Yani o üzerindeki imajı aslında ben ortaya silmeye çalıştım. Ama senin aklındaki ve Duygu Hanım, Duygu Hanım'ı çünkü tanımamıştım. Bir hafta oldu, biliyorsun nasıl eğlendiğini. Çocuklar, evet, gitti. Bilmiyorum. Sonrası ben ne dedim? Beni eleyebilirsiniz. Bu sözümün de arkasındaydım. Evet. Ve Duygu Hanım'ı da buraya çağırırken yani gelmesi için onay verdiğimde Demet deseydim 3'e 3 olacaktı oylar. Aynen. Ama ben gerçekten şimdi orada yaşananları bilmiyorum. Bir sakin olmalarını istiyorum. Çok artık beni herhalde finalde görebileceklerine inandılar arkadaşlarım. Dolayısıyla da öyle süre bitti. Beni yollamak istediler tamam, ben yani. Ben alacağım, aldım buradan. Sen de aldın değil mi? Tamam aldım hanım. Çok güzel olmuşsun ya. Teşekkür harika ederim. Harika vallahi, şahane görünüyorsun. Böyle kırmızı oldu, kötü bir şey yaşadı bence. Hiç umurumda değil biliyor musun? Sağa sola saldırı düzeltiyor. Zaten bizim de umurumuzda değil de. Moralinin bozulması beni sevindiriyor. Bu kız mutlu olmasın abi, istemiyorum. Bu kadar kötü davranan, kendini parayla üstün tutan bir kızın mutlu olmasını istemiyorum. Ukala ukala cevaplar, hareketler, kendini bir şey zannetmeler. Neyin parası ya? Hayırdır? Yapıyor ya 5000 liralık çanta muhabbeti, 2000 liralık bakım parası muhabbeti falan. Yapıyor ya sürekli. Kendini üstün görüyor ya bunlarla. Bunlarla kendini üstün gören bir kızın burada mutlu olmasını istemiyorum. Vallahi biraz mütevazı olmak lazım ya. Değil işte. O böyle olmadığı için mutlu olmasın. Ayağa kaysın, düşsün. Kimse konuşturmasın kimseyi yani. Bize karşı öyle gösteriyordur belki, bilemeyeceğim. Tabii dışarıda nasıl bir hayat bilmiyorum, tanışmadığım için. Gene Mehtap diyor. Ay bozuldu. Hey.